this. Baktıların gözlerinden dinledim. İstanbul'un boğazı yanmış dün gece. Yıldızlar şahitlik etmiş, güya suçlu vermiş. Oysa can, yemin olsun yanağımdan süzülen denize, ben bu şehre yüreğimi çıkmadım. Göklerden hicran yağdı, İstanbullu bir gece. Yere düşen her dağların yüreğinde sen vardı. İsmin dudaklarında idamlık bilmecekti. Yalansa kahrolayım, sen İstanbul kokardın. Sevda dediğin gülüm bir buğsedir dudağımda. Bıçak gibi, yasak gibi, kan gibi. Utanır, ölüm isterdi hayatta resk çekip ağladığında. Korkak gibi, tutsak gibi, yaşanmamış an. Ben olmuş bir bülbülüm, sen deli gülsün bağımda. Toprak gibi, yaprak gibi, candan özge can gibi. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağımda. Kâh aşkı yan kar tanesi, kâh Leyla tüten rüzgar. Zambak gibi, Leyla gibi, civarında duman gibi. Sevgici, sen İstanbul kokardın. Dayadım 14'lüyü İstanbul'un şakağına, istediğim gül içmekti gözlerinden büyüdü. Seni sordum gündüzlerce bu şehrin her sokağına, söylemedi, inat ettim, gece seni buyurdu. Ben bir sana, bir bu şehre gül dedim. Ayla toprak şahittir, şahittir denizle gece. Sensizken İstanbul'da bir kez olsun gülmedim. Yıllar kapımı çaldı, ellerimde kurardı. Yokluğum var, sen yoktun. Ölüm geldi, ölmedim. Aldım, yüreğimde sen, sende divane İstanbul. Aşkından hatıra dedim, gözyaşım silmedi. Ben bir sana, bir bu şehre gül dedim. Belki de can, ben güllerim onun için çok sevdim. Gözlerimden dökülen yaş denizi ısıtıyor. Sevda kilim, hasret nakış, gönül derdi dokuyor. Çatlayası deli yürek, sen, sen diye atıyor. Oy gece gözü, oy. İstanbul seni, seni kokuyor. Sözde senden kaçıyorum doğu dizgin hatta. Bazen sessiz, sedasız, ipekten kanatlar. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en sevimli battarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatta yüreğin başına noktalarla, atlarla. Baş başa kalıyor sonunda eyvahlarla. Sözde senden kaçıyorum doğru dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapımda olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsan kara sevdayı en azından 100 günle, asıl bağlandığımı anlarsın kendinle. Kaç defa çıkıp gittin buralardan yeminle, ama her defasında geri döndüm sana. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kimle?
bir gün beni kapında olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki ne yapsın. Bazen kız kardeşimsin, bazen öz annemsin. Sultanımsın susunca. Konuşunca kölensin. Orada ufuk çizgi, burada yarın görensin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairesin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdığı kalmış. Bilmem ki, neresin. Şiirler karışmasın. İlk okuduğum sevmediğim şair kendimdir. İkinci okuduğum şiir Yavuz Bülent Bakiler Hoca'ya ait. İkisini pek şiir zannedip Yavuz Bülent'i niye sevmiyor diye düşünüyorum. Yavuz Hoca'yı seviyoruz. Bir de hani şiir bittiğinde ben hani çok bağırarak şiir okuyamıyorum. Yani. Beceremiyorum onu. Onun için belki coşku az oluyor. Şiir... Şöyle anlaşalım, şiirin bittiğinde şöyle bir kafayı falan bir işaretimiz olsun. Şey orada şiir bitti. Şimdi arkadaşlar, genelde bizim dertlerimizi bile öten şiirler okudukları için biraz daha aşk şiirleri okuyayım diye çıktım huzurlarında. Rahmetli Fethi Yamukluoğlu abi, yanına burs istemek için filan bir genç gelirse, ben demiş oğlum seni de aşık oldum. Olmadım derse burs vermezmiş o. Daha ötesini anlatayım. Görmek ki geçmiş zaman adamın birisi şeyini kaybetmiş. Kara kaçan yok. Günlerden cuma, o kaybolan köydeki cemaatle cuma namazında. Hemen İmam Efendi'nin yanına gitmiş. Bazı diyor, hocam ben gitmişim, para kaçan kayboldu. Şöyle şöyle bir cemaatle sorsan demiş. Gören filan olmuştu belki. Hoca da ilk cemaatle, muhterem cemaat demiş. İçinizde hiç aşık olmayan var mı? Birisi böyle elini kaldırmış. Derken biri daha, hoca adama dönmüş. Sen demiş bir eşek kaybetmişsin, ben sana iki eşek veriyorum. Bana istedim. İnsanın hakikaten aşktan nasibi yoksa olmuyor. Hacı Ubeydullah Ahrar kutsu sırrını için anlatırlar. İntisap etmek için gelen dervişine sorarmış. Sen hiç aşık oldun mu? Bir gün birisi gelmiş demiş ki olmadı. Hiç mi bir şey sevmedin? Efendim sevmedim. Ya hiç mi bir şey sevmedim? Olmaz demiş efendim. Senden vermiş olmaz. Dönmüş giderken aklına gelmiş adamın. Bahçede bir sarı öküzü varmış. Sırtını kaşarlar, eliyle yem yedirir, sütünü sağır, sever. Efendim demiş, bizim bir sarı öküz var. Geri dönmüş, anlatmış. Demiş ki gel, oldu şimdi. Sarı öküze bile aşık olsan gel demiş. Aşkı bilmeyen derdi çok fazla bilmiyor. Gerçi aşk deyince de bu yaşadığımız dönemdeki aşktan bahsetmiyoruz. Şimdikiler malum, ya çıkmatık ya dokunmatık. Yani bunu... Şimdi bugün birisiyle çıkıyor, öbür gün bir başkasıyla çıkıyor. Diğer bunun adını da aşk koydular. İşte aşık olduğu kişiyle karşılaştığında şöyle oldu, böyle oldu. Falancayla aşk yaşamaya başladı. Ucuzladı. Halbuki vaktiyle böyle değil. Mesela size bir şiir okuyayım, ondan sonra vaktiyle nasıldı onu anlatayım. Şiir, Sezar nereye gidiyorsunuz gençler? Ulan teşkilat programı dedik, bu adamlar disiplinli olur, oturdu yerden kaçmaz dedik. Peki bu tehlikesi de var. Diyordu ki, ey bu vatan evlatları, ayağa kalk bu vatan için dediler. Ayağa kalktık, baktık ki kalk diyenler yerimize oturmuş. Vaziyet öyle de olabilir. Şiir, bir Sezai Karakoç şiiri. Sezai Karakoç'un Mona Rosa'sını okuyacağım size. Mona Rosa,
hakkında çok söz söylenen bir şiir. Öyle zannediyorum ki o kadar çok rivayet oldu ki Mona Rosa niye yazılmıştı diye, Sezai Beyler niye yazdığını unutmuştu gibi geliyor. Ama ilk okunduğu anı yakınlarından birinden dinledim. Doğru olduğuna itibar ediyorum. Diyorlar ki 50'li yıllar, şimdiki Siyasal Bilgiler Fakültesi, o zaman Mektebi Mülkiye, Sezai Bey orada öğrenci, Muazzez Akkaya isminde bir hanımefendi de o okulun öğrencilerinden, Sezai Bey Muazzez Hanım'a aşık ama bir defa söyleyememiş seni seviyorum diye. Arkadaşları durumu biliyor. Artık veda günü geldiğinde birisi gelmiş, Muazzez demiş, böyle böyle Sezai seni seviyor. Hiç şaşırmış filan tabii. Sezai Bey günce delilenmiş. Mezuniyet töreni. Sunucu anons ediyor herkesi. Numarası okunan sahneye çıkıyor. Kürsüde diplomaya alıyor. Bir iki çift kelam, hocalarına teşekkür, iniyor gidiyor. Sezai Karakoç anons etmiş şimdi. Şimdi 473 Sezai Karakoç. Kimse yok. Bir daha. Üçüncü anonsla üstad gelmiş. Cebinden diyor böyle hışırtıyla bir kağıt çıkar. Açtı ve okumaya başladı. Okuduğu şiir Mona Rosa'dır. Alkışlar içinde bir daha istenir, bir daha okur şiiri. Sezai Karakoç 70 yaşlarına gelmiştir. Hala bekardır. Evlenmemiştir. Bir başkasını sevmemiştir. Muazzez Akkaya Amerika'da yaşar. Doçenttir. Torunları vardır. Hazreti Adem'den verilmiş böyle bir şey. Hanımlar alınmasın ama bu iş ekseriyette böyledir. Allah Teala Hazreti Adem'le Havva'yı yaratmış, işte o yasak taneye gelmiş, dünyaya biri yere girmiş, birisi diye. Arafat'ta buluşacaklar en çok. Anlatanlar diyorlar ki, Hazreti Adem gündüzleri arıyordu Hazreti Havva'yı, geceleri istirahat ediyordu. Hazreti Havva hem gece arıyordu hem gündüz arıyordu. Arafat'ta buluştular diyor. Hazreti Adem dedi ki, ya Havva ben falanca yere indim, geldim seni aradım. Sen ne yaptın diyor. Hazreti Havva hiç bozum demedi. Hiç demedi. Beni buraya indirdi, ben seni bekledim. O günden beri bu değişimi. Sezai Karakoç 80'ine yaklaşmış bir adam. Muazzez Hanım gay evi diye gay veren bir arsa almış, ev yaptırmış. Hafta sonları oraya gider. Gay veren havasını teneffüs eder. Muazzez Hanım Amerika'da torun torba sahiptir. Şimdi o aşkın şiirini birlikte yorumlayalım. Sonra da bugünün aşklarıyla eskiye dönük muhabbet edelim. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Senin yüzünden kana batacak. Ona da olsa siyah günler, ah günler. Olur ayak açı kirli çakallar. Tavşanlar ürkek ürkek bakarlar da. Bana da olsa bugün bende bir hal var. Yağmur iyi iyi düşer toprağa. Olur ayaklar şükürle çakalım. Açma penceremi. Bana Rıza, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla bana Rıza. Ben bir deliyim. Açma penceremi. Perdeler için. Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte vurur, bir mumun altında bekleyen rüzgar, ışıksız ruhumu sallar da durur, zambaklar en ıssız yerlerde açar. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi, bende çıkar güneş aydınlığına, bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi, seni hatırlatır her zaman. Zeytin ağaçları, sürüt gökdesi. Ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden belli olur bir kadın denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin ve parmakların. Zaman ne de çabuk geçiyor ona. Saat 12'dir, söngül an. Uyu da turnalar gelsin rüyana, bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyor bana.
Akşamları gelir incir kuşları, konaklar bahçeye geçirler. Kiminin rengi ak, kiminin sarı, beni de vursana bir kuş ye. Akşamları gelir incir kuşları. Ki ben manavuza bulurum seni, incir kuşlarının bakışlarında hayatla doldurur bu boş yelkeni. O masum bakışlar sükanında ki ben manavuza bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme olsun. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uymaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme olsun. Artık inan bana muhacir kızı, dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muhacir kızı. Yağmurlardan sonra büyümüş. Meyveler sabırla olgunlaşmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlar, ölmez için yaşamış. Yağmurlardan sonra büyümüş olacak. Altın bilezikler, o kokulu ten, cevap versin bu kanlı kuş tüyüne. Bir tüy ki can verir bir gülümse sen, bir tüy ki kapalı gece güne. Altın bilezikler, o kokulu ten, ona olsa siyah güller, ak güller, yeğenin gülleri ve beyaz yatak, kanadı. Kırık kuş merhamet ister, senin yüzünden kan atacağım. Bana olsa siyah güller, ak güller. Şimdi belki binlerce, milyonlarca aşık gelip geçmiştir, sahip olmuştur. Fakat bir tanesi var ki o aşklar içinde, unutulmaz. Unutulmayan, 3-5'in içinde de unutulmayacak olan aşktır o. Herkes kendi aşkını onlarla sınar. Mesela sevgili Ahmet Yılmaz'ın şiiriydi zannediyorum. İçinde bir yerde diyordu ki, kendi aşklarının büyüklüğünden şüpheye düşürecek o koca koca aşkları biz çaktık kız yurdunun önündeki kaldırımlara. Biz kazıdık bekar odamızın duvarlarına. Lakin biz sevdiklerimizi saman alevi aşklarla aldattık. Ne bir öğrenci bunalımında kampüsün ara sokaklarında bırakıp kaçtık onları ne de sattık be. Allah'ın emri Peygamberi hamdi dedik, istedik. Vermezlerse o sırt töresidir. Gülşah'ın torunları kendine yar olmayan ele yar etmezsek. Pusaklandık bir firar gecesi, aldık kaçırdık onları, helalimiz mahsus olacak. Bu şart değildir yalnız. Aramızda bekar çok gaza gelmesin. Hani, tamam, Kürşad'ın torunuyuz. Önce Allah'ın emri, Peygamber'in kalbini istedik. Gelince yoluyla, yorganıyla. Bizim bir arkadaş birisine aşık. Kızı da vermeme durumları var. Bir başka dostumuzu, ağabeyi kız istemeye götürür. O da güzel usul erkanı yarmakmış. Adam nasıl vermek istemiyor kızı. En son dayanamadım ya. Dedim ki bak kardeş biz bu kızı alacağız. Ya böyle alacağız, ya öyle alacağız. Ben usulüyle olsun deyince bir düşünelim. Hayırlısı inşallah. Arada olur. Şimdi bunu şunun için söyledim. Bakın Hazreti Fuzuli diyor ki Mende Mecnun'dan Füzul'un aşıklık istidadı var. Aşık-ı sadık menen Mecnun'un ancak adı var. Fuzuli bile aşkının büyüklüğü Mecnun aşkıyla kıyaslayarak söylüyor. Mecnun Leyla'yı sevmiş ve çok sevmiş. Şimdi nasıl sevmiş? Bugün bir sürü aşık var işte. Niye Leyla Mecnun'u biliyor?
Kays, bakın, bir iki misal size. Leyla bir yemek dağıtıyormuş. Zengin kızı, o bizim Türk filmlerine sahibi. Türk filmi deyince bir şey anlatacak, onu ne olur, birisi hatırlatsın bana. Şöyle bakıyorum. Usta, siz hatırlatır mısınız? Ha, Fizan, sevgili hocam. Ha, onu unutmayalım, yani o önemli bir şey. Şimdi Leyla yemek dağıtıyor, halkla sırada gelene kepçesiyle yemeğini ikram ediyor. Mecnun'a gelmiş sıra. Tamam, çanağını açmış, Leyla kafasına vuruyor. Mecnun gülmüş, sevinmiş, bir daha sıra yemek. Gene herkese yemek, Mecnun'a kepçe. İki, üç böyle birisi demiş ki, yahu Kays, sana yemek filan diyeceği yok bunun. Kendini rezil etme, yeter. Cevap şu, olmasaydı bana meyli, vurur muydu çanağını böyle? Efendimiz diyor, yalnız hani şeriat, tarikat, yoldur, varanı, marifet, hakikat andan içer. İrfan ehli bunu şöyle yorumluyor. Leyla niye vurdu o çağı biliyor musunuz? Mecnun'a dedi ki, bunlar halk, beni bilmiyorlar. Benden yemek istiyorlar. Sen Mecnun'sun, benden Leyla'yı istemeniz. Leyla'dan, Leyla'dan başka bir şey istemek Mecnun'a haramdır. Onun için bu. Şimdi Mecnun çölde dolaşıyor. Çok affınıza mağdur söyleyeceğim. Yıldızlı sokak köpeği. Gitmiş kucaklamış, sarılmış, öpmüş, koklamış. Hayırdır ne yapıyorsun burada? Diyor ki Leyla'nın mahallesini köpeği. Ola ki Leyla'nın gözleri değmiştir. Ola ki o Leyla'yı görmüş. O herhangi bir şey değil. Aşk o ki sevgilinin mahallesindeki uyuz köpek bile kıymet ifade eden bir şey olsun. Bugünün aşklarında sevgilinin o günün uyuz köpeği kadar değer. Aradaki var. Bir başka insan, bu da benim çok hoşuma gider. Mecnun çölde dolaşıyor. Şöyle Mecnun derken birisi de namaz kılıyor. Nasıl etmiş adamın önünden geçmiş, farkında değil. Selam verince, ya demiş ne yapıyorsun kardeşim, namazımı ifsad ettin, görmemişsin. Lan Mecnun'a çıkışmış biraz. Mecnun diyor ki, baba, ben Leyla'na sarmışım. Ne seni gördüm, ne namaz kıldım. Bir sen Mevla'nın huzurunda. Beni nasıl gördüm? Gördüysen o kurduğunu nasıl olmaz? Bu böyle, Mecnun'un en büyük bunun dersini de verir. Şimdi çok sevdiğim bir Dilaver Cebeci şiiri. Nur Makenç meşhur Rüveydasını bu şiirden ilham alarak yazdığını söylemişti. Bir defasında. Sitare. Çeşmek bezen sitare ezmen nekon kenare. Nereden çıktın karşıma böyle sitare? Efsaneler dökülüyor gülüşlerinde. Kirpiklerin yüreğime batıyor. Telaşlı bir kalabalığın ortasında ayaküstü konuşuyoruz. Nedim'in nigehban meclisleri gibi üstümüzde bütün nazarlar. Çok utanıyorum sizlere. Dün oturup hesap ettim. Sen doğduğun zaman ben bir askeri mektepte talebeymişim. Sen bilmezsin sizlere. Burada gündüzler çekip durduğumuz bir mercan tesbih, geceler içinde uyuduğumuz birer siyah buluttu. Her akşam 9'da yat borusu çalar. Yat borusu baştan aşağı üzün çalar. Giderim uykuya atardım kendimi, siyah benli bir kız düşlerime kaçardı. Ben de onu alır, anamın düşlerine kaçardı. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor, yoksa dudakların mı anlıyor? Seninle konuşurken sitare,
aklıma yıldızlar dökülüyor. Bir çaresiz zühre oluyorsun Babil caddelerinde, ateş gözlü kahinler koşuyorlar arkandan, binlerce meşalenin ışığı kımıldıyor saçlarında, gökyüzü salkım salkım, ziguratla tıklım tıklım, dönüp dolaşıp dudaklarına takılır. Ah, benim bu akıldan sıyrılmış ağır. Kimi gün boşlukta konacak yer bulamayan, kimi gün inatçı yosunlar gibi kepez diplerine yapışan ağır. Gözlerine baktığım zaman sitare, bütün çöllere ay oluyor. Yoldaş ediyorum kendime İbrül Kayısı, Antere'yi, Aşağı'yı, en kuytu vahaları dolaşıyor. Hangi vahaya geçsem, çadırlar sökülmüş sitar. Çadırla su arasında bir cılga var. O cılgada narin ayak izleri var. Durgun suya düşüp kalmış gözlerim var. Bu azgın kalabalıkta seni tanımlayamıyor. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor, yoksa dudakların mı anlamıyor. Bazen sapsarı bir benizle geliyor. Yorgun çizgileri alnımda uykusuzluğu. Biliyorum, içimde bir sızı var. Bıçak ağzı gibi bir sızı var. Bu sızıdır işte, seni verimsiz kılan. Züheyl'in su ağdı gibi keremsiz kılan. Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye, gidip geliyorum bu çöle. Kureyş'in heybetli ve inatçı develeri hiç aldırmadan benim esmer sevdama geviş getiriyorlar ufka bakan. Ben kaçıp Yesrib'e sığınıyorum. Yesrib daha ne? Bir kitaba sığınıyorum. Dağda, ovada, badiyede okuduğum hep Elif. Elif diyorum sitare, sine Elif çekiyorum. Ah, buna aşkı ve hatati. Çok eski bir gerçekten. Biliyorum. Sinsi bir yağmur altında beraber biliyoruz. Ve ikimiz de ıslanıyoruz. Ben ne yağmurlar gördüm sana. Ben kaç kez iliklerine kadar ıslandım. Bilmiyorum sen kaç yaşındaydın. Ben göğü hep bir kurşun gibi ağır o şekilde sırılsıklam gezdim. Bölük bölük insanlar boşanırdı tapınaklardan, tapınaklar insanları safra gibi atardı, sonra hepsi bir yere toplanıp bana bakarlardı. Bir gün bu şehrin kirli yağmurları alıp götürdü beni, gidip bir Uygur çadırında göğü dinledi. Kara bulutlar kükrerken bir Kaşgar sabahında oturup apın çürtlüğünle senden konuştum. Bakışlarını sunuyorum, tereddütsüz alıyoruz. Gizli bir tebessümle çağırıyorum, geliyoruz. Kaşı karam, gözü karam, saçı karam, umay gibi yumuşak huyum. Nereden çıktın karşıma önce? Sesin ılık bir bahar güneşi gibi ığıl ığıl akıyor içime. Asya'nın bozkırlarında ordular düşüyor peşime. Yığılıp kalmışım bu Anadolu toprağına sitare, adam akıllı yorulmuşum, ellerim böyle olmamalıydı. Ellerime acıyorum ve kim bilir kaç zamandan beridir kalbimi öğütüyorum durup durup ıssız yerlerde. Güçlü ol ey kalbim, güçlü ol, daha çok işimiz var diyorum. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor, yoksa dudakların mı anlamıyor. Evet, bu da bir ilave bir şiirdi. Üst üste birçok şiir dinlediniz. Ben de üst üste şiirler okumayayım diye ara ara bir şeyler anlatıyorum. Ara ara anlatma huyu. Gençler nereye? Şimdi şiir okurken kaçanlar oluyor. Bunlar uyanıyor. Şiiri dönüp bir şey diyemeyeceğimi bildikleri için
kimse. Hayırlısı. Üstad boş edememiş. Alıp beni götürsün tam inanmış dört adam diye. Hayırdır. Şimdi Uğur Işınak. Bilirsiniz, tanırsınız. Sevgili Uğur abi, ben ona yıllardır dedim ki, 10 yıldır bu sözü söylüyorum. Yok kardeş, programa çıktığın zaman konuşma, tutku söyle. Niye hocam? Benim gibi bak, başkası çıkıyor, şarkı okuyor, şarkı okuyor, şarkı okuyor, şarkıcı. Arada da bir tane güzel laf ediyor. Misal Hülya Avşar. Çünkü şarkıları söylüyor, söylüyor, söylüyor. Arada diyor ki, nasıl söyleyeceksin oraya gidelim, salon alkışlar yıkılır. Şimdi Hülya Avşar oraya gidiyor. Bizimki de çıkıyor, profesör gibi anlatıyor, 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 anlatıyor. Şimdi de ben türkü okuyalım diyor. Seyreden diyor, lan boyun atmasına bak, sabah beri neler ama, bir de türkü söylüyor. Ayıp yazık ki. Şimdi, ona ben böyle uzun zaman takıldım. Cenab-ı Hak bir kul, bir başkasının bir halini kınadığı vakit, onu ona yaşatmadan yanına almam diyor. Şiir okumak için ne zaman sahneye davet edilsin, onu kınadığım için midir nedir bilmiyorum. Şiirden çok konuşuyorum. Konuş. Aklıma direkt o hadise gibi dönüp iki çay kınamamak lazım. Onun yürüyüşünü de kınıyorum da Allah'tan ulaşmam. Hala normal insanlar gibi. Nasıl? Allah korusun. Zor. Yok bu saatten sonra o zor. Yürüyüş değişmez. Ben nasıl söyleyebilirim? Baba doğru diyor. Bak yürüdüm ya. Taklit dedi olsa. Bak bu taklit hakikaten önemli. Hazreti Musa'nın zamanında Firavun'un bir soytarısı varmış. Hazreti Musa tip olarak biraz kısaca boylu, hafif şişmanca, saçları az olan ve hafif peltek konuşan bir zat şey. Firavun'un soytarısı da kafasına işkembe koyar, dilini kekeme yapar, karnını yastıkla besler, Hazreti Musa'nın taklidini yapar, Firavun'u güldürmüş. Cenab-ı Hak Firavun'u ve adamlarını helak etmiş, geriye bir tek o soytarı koymuş. Hazreti Musa o zaman gönüllenmiş, demiş ki, ya Rabbi, kendi düşmanlarını helak ettin, benimkini bıraktın. Cenab-ı Hak diyor ki, etmem ya Musa, çünkü o senin taklidini. O kasıtla bile olsa sevdiğinin taklidini yapan helak etmemiz. Evet. Kasamak ehli belki bunun için yani taklitten tahkike yol gider diyorlar. Şimdi bakın aramızda Mustafa Kiptaş'tan. Nerede Mustafa hocam? Nerede? Hocam sağlam şair. Duadan şiir bana biliyor ki artık kendisiyle de bu defa tanıştık. Biz biraz Leyla bahsinden gidiyoruz ama dönüp dolaşıp geleceğiz diye. Bu Leyla bahsi önemli. Bakın belki televizyonda falan anlattım de. Bak abi çekin. Bu önemli. Belki denk geldi ama bir daha anlatalım. Sıkıntı yok. İki tane birbirini çok seven arkadaş var. Bir zaman bir sıkıntı olmuş, ayrılmışlar. 3-5 sene birisi gurbet evlerde dolaşmış, iki çoban. Geri gelmiş, bakmış ki arkadaşı zayıflamış, kara, kuru, perişan, iki dükkan. Ne oldu sana? Ne bu halde? Yani fon gibi geliyor aklımda ama şimdi. Ne bu halde demiş olsun, ne oldu sana? Sorma demişler, ben aşık oldum. Arkadaşı demiş ki, ya aşk, bundan güzel bir şey var mı? Niye bu halindesin demiş? Mutlu olsan da, iyi olsan da. Gibi de, bizim demiş, padişahın kızı. Ama yaptın demiş ya, sen garip bir çobansın. O padişahın kızı olacak iş mi demiş? Ya vazgeç bu işten. Bakmış, hani gönül bu. Yok. Şimdi gönül bu deyince, kendilerini şu noktaya yıldırıyor. Bir de 3 noktayla ilgili bir şey var. Önce 3 noktayı anlattım sana buraya. Şimdi eski zaman bir adam yenice evlenmiş. Kız gelmiş. Kayınpeder, kayınvalide aynı evde kalacaklar. Adamcağız askere gidiyor.
Edep. Ya, müthiş bir edep var. Yani askere giderken hanımına demiş ki bakma. Ben sana mektup yazamam. Olmaz. Yalnız anneme yazdığımda, babama yazdığımda mektubun sonuna 3 tane nokta koyacak. O 3 noktalar senin için haberdir. Diyor ki anlatan, mektup gelirdi. Ahmet Bey mektubu yazar gönderir. Mektup bir hafta kayınpederin emekli cüzdanında. 3-5 gün kayınvalidenin Elif Bağ cüzdanı arasında durur. En son gelme gelir. Hiç okumazdı. Sayfalar çevirdi. O sondaki 3 noktaya bakar. Bazen ağlardı, bazen gülerdi. Hem mahrem aşk sözcüklerini, hem büyük hasret ifadelerini, dertleri, her şeyi o üç noktanın içinde bulur. Aradan yıllar, yıllar geçmiş, torun torbasına girmişler. Ahmet Bey torunlarından birinin bisikletini indirmek için tavan arasına çıkmış, orada tozlu bir sandık kaldırmış, içinde bir mektup, şu paket halinde mektupları duruyor ya, ana demiş, bak böyle. Karıncağız takmayacağım ben zaten birisini. Sayfaları çevirmiş, sonundaki üç noktaya bak. Ne demiş? Yahu demiş, Ahmet Bey. Ne güzel mektuplar ya. Şimdi o üç noktayı doldurmak önemli. Ama gönül bu deyince yine böyle doldurmak rica edin. Ne yapacağım belli olmaz diye. Bak konuşmadan da anlaşabiliyoruz. Sevgili Ocak Başkanımızın bu ayki Türkçe dergisinde yazdığı yazı Sükut'a övgü. Güzel bir yazıydı. Biz konuşmadan anlaşmayı başarmaya başladık biz. İyi gidiyor kanka. Neyse. Delikanlı demiş ki bu iş kolay. Benim demiş tanıdığım bir Allah dostu var. Ona bir danışalım bakalım ne diyecek bu senin aşk işi için. Olur olur. Gitmişler o Allah dostuna. O da padişahın istişare heyetinden bir zat. Demiş ki evladım bu iş kolay. Padişahın kızıyla 40 gün içinde evlenirsin. Gözlerine can gelmiş çoban. Nasıl olacak efendim? Dediğimi yapacaksın. Ne istersen efendim? Hayal gerçek olur. Olan mı? Demiş evladım şu tesbihi al. Filan yerde bir mağara var. Bildin mi orayı? Bildim efendim. Oraya git. Sabah akşam 40 gün boyunca orada tesbih çekip Allah diyeceksin. 40 gün sonra padişahın kızıyla evlenmiş. Bu kadar mı? Bu kadar. Tesbihi aldığı gibi koşmuş mağara. Almış elini tesbihi. Başlamış. Niye tıktın padişahın kızıyla evlenmek için Allah'ın da? Allah'ın da. 3 gün, 5 gün, 10 gün, 15 gün, 20 gün falan 6 gün haberecek. Su almaya giden kadınlar çeşme başında. Camiden çıkan ihtiyarlar camide falan bir konuşmadır gidiyor. Herkes birbirine diyormuş ki duydun mu diyormuş ya? Şehvet gelmiş gelmiş. Gece gündüz Allah diyormuş muhabbet. Allah Allah. Allah başımızdan eksik etmesin böyle derdi. 25-30 gün olunca hadise saraya kadar gitmiş. Vezirler aralarında konuşur olmuşlar. Ama bu bir Allah dostu gelmiş. Sürekli Allah diyor. Gece gitmiş. Padişah toplamış. Ne diyorsunuz demiş. Ne yapalım? Bu mübarek burada kalsın. Bir çare düşünün. Birisi demiş ki efendim sarayınızın yerine bir saray yaptı. O gence aklı veren Allah dostu demiş ki ya bunlar öyle saraya falan yapmazlar, itibar etmezler dünyama. Efendim vezirliğinizi verin demiş bir başkası. Ya makama mevkiye de itibar olmaz. Sancak verin, tuğ verin ama iltifat etmezler. Padişah bakmış demiş sen söyle o zaman ne yapalım? Efendim demiş kerimimizin nikahını teklif eder. Kabul eder mi? Bu şerefi bize bahşeder mi? 39. günün akşamı toplanmış padişah tebaası demişler ki yarın akşam gideceğiz mübarekle bu işi konuşacağız. Şimdi padişah tebaası o Allah dostu ve çoban arkadaşı da onlar arasında beraber mağaraya doğru gidiyorlar. Arkadaşı sevinç içinde tabii padişahın kızını alacaklar sonra. Gelmişler mağaraya genç bir köşede boynunu bükmüş Allah Allah Allah. Kapıdan girmişler padişah diz kırmış, diğerleri öyle. Efendim demiş, bizim bu ülkede kalmamızı arzuyoruz. Kalır mısınız? Sarayın yanına saray yaptırın. Yok. Necebini vereyim. Yok. Aklı olmuyor.
Efendim, benim bir kızım var. Size layık değil ama. Onun nikahını alır mısınız? Yok. O yok deyince arkadaşı şaşırmış. Allah dostu da telessüm ediyor tabii. Koşun şartıyorsun. Ne yapıyorsun bu nişan? 40 gün sen bunun için Allah dedi. Ne yapıyorsun nişan? Oğlum demiş, ben 40 gün bir kız için Allah dedi. Padişah, vezirler ayağına. Allah için Allah dedi. Ne oldu? Şimdi biz de deminden beri Leyla'ya şiirler okuyoruz ama Sezai Karakoç'un demesi Leyla diyorsak şu bizim gerçek Leyla. Leyla bir tane. Mustafa Türkaslan da Mustafa Türkaslan karanlığa yazıyor şiirlerini. Muhatabı yok. Gözlerin gözlerin yeşil, gözlerin zulmemek, gözlerin kahverengi, gözlerin ömrümün mihenki, gözlerin naz, gözlerin ayaz, gözlerin niyaz, gözlerin çölde vaba, gözlerin derde deva, gözlerin gönle safa, gözlerin ömrüne milat, gözlerin geçemediğim saat, gözlerin gülizar, gözlerin ahlüzar, gözlerin bana ağlayar, gözlerin yabanır. Ey gönlümde yaşayıp da gözlerinde öldür. Gözlerin ölü, gözlerin zulüm, gözlerin kördüğüm. Gözlerin dedimse gülüm, gözlerin değil ha, gözlerin de gördüm. Kahve imansız kütle benzer. Çay da öyle. Ama ne yapayım? Aşkın aşkına. Çok güzel bir şey bu da. Gitme. Şol gökleri kaldıran donatarak dolduranın, ol deyince olduranın, zerreyi ve kübrayı, cümle cihanı, seni beni yaradanın, seni bana yar edenin, seni hem alnıma hem gönlüme yazanın aşkına, nebiler nebisi, alemlerin efendisi, yaradanın habibi, Resulullah'ın aşkına gitme. Hem Resuller, hem Nebiler, hem Arifler, hem Nebiler, üçler, yediler, kırkların aşkına gitme. Bir dal kırmızı gülün İstanbul'un aşkına, ak alınlı babaların, al yazmalı anaların, dua için göğe açılan avucunun aşkına gitme. Yediğin tuz ekmek aşkına,
deryada açan gülün ağladığı su aşkına, katran karası gecelerin ıssız kuytusu aşkına, seni gördüğüm rüyaların uykusu aşkına gitme. Geceme ışık saçan gözlerindeki nurun aşkına, İsrafil'in nefesindeki surun aşkına, Leyla'nın şiirinin Züleyha gönlündeki Yusuf'un aşkına gitme. Demir parmaklık, taş duvar, Yusuf ya aşkına, Yusuf'u zindandan kurtaran rüyanın, İbrahim'i yakmayan narın, İsmail'i kesmeyen bıçağın aşkına gitme. Ağrı'na inat, ya aşkına, soğuğa inat, ha aşkına, sıcağa inat, kar aşkına gitme. Ve götürme giderken hayalini, götürme gözlerinin yeşilini, ya mülteci olayım göz doğruna, ya da bırak gözlerini burada, gitme. Gurbetin, sılanın, hasretin, vuslatın, belhasılı ey yar, aşkın aşkına gitme. Yok, kalemine sağlık. Gecenin şairi sensin. Bir daha alkışlar. Bakarsınız, bu şiiri bir daha geldim okuruz. Niye olmaz? Yani Kayseri'yi fark ederiz. Şimdi diğer şiirlerde neyse de, gitme diyen bir şiir okurken bile giden birinden size var. Ben görmüyorum değil mi? 2-3 tane. Neyse, kalan sıralar bizim var. Şimdi biz ne kadar oldu sahneye çıkalım? 1 saat oldu mu? O zaman bitirelim. Bir iki şiir daha okuyup bitirelim, tadına bak. O zaman bir 5 dakikada ben gideyim, gelir ya, 1 saat daha da var. Gidenlerin niye gittiğini bilmesen durmak kolay olacak. Sizin bir Allah dostu var. Amin. İnşallah o gönle de gideriz. Yunus der ki ey hoca, istersen var 1000 hacca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Bir gönüle girmek mühim bile. Cenab-ı Hak inşallah girenlerden eylesin. Şimdi böyle ayıp ettiğini falan düşünenleriniz olabilir mi? Mevzuya izah getiren. Hani geçtik karşımızda çay içiyor diye düşünüyorum. Aramızda da muhabbet var. Muhabbet o ki, seven çayından bir yudum aldığında sevdiğinin derdinin damağında çay tadı olsun. Ben için de siz içmiş gibi olmuyorsanız zaten... Ulan olarak, koca Yunus bunun için demiş, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola alır bu aşı yağ ile bal eve bir şahıs. Üslup mühim. Geçen çok hoşuma gitti okuduğum vakit. Padişah ava meraklıymış. Sabah ava gidiyor, giderken halktan birisi orada dikkatini çekiyor, bakmış buna, neyse gitmiş. Bir tek al yapamamış. Zalim de bir adam. Gelin şu sabah gördüğünüzü bir getirin bana. Getirmişler adamı yaka paça koyacak. Sen ne uğursuz bir adamsın demiş ya. Sabah yüzünü gördük demiş, bir tek al bile yapamam. Vur demiş. Adam bir dakika demiş ya, bir şey söylüyor. Sen beni gördün demiş, al yapamam. Ben seni gördüm, akşama kellem gidiyor. Hangimiz daha uğursuz? Üstü hakikaten bir Sultan Mahmut için anlattılar, o da çok güzeldi.
Sultan Mahmut Üsküdar sıklarında dolaşırken bir tane genç bir delikanlı, ufak bir çocuktan hani çok hoşuna gitmiş padişahın değil mi? Gel buraya. Kesesinden bir altın çıkartmış, al demiş. Alamam hünkâr. Bir al yavrum. Alamam hünkâr. Niye almıyorsun? Bizimkiler kızar demiş, hırsızlık falan ettim de buldum zannede. İşte dersin oğlum, kendine padişah verir dersin. Hünkârım değil mi? Bilir bizimkiler padişahın verir de bir tek altın vermeyeceğini. Çıkartmış keseni yani. Padişah çıkartmış keseni. Neyi anlatacaktık biz? Hatırlatacak kişi değil mi? Bunu da hoşuna demiyor. Diyor ki, halim arz etmeye canına seni tenha bulamam. Seni tenha bulacak, kendimi asla bulamam. Böyledir. Şimdi çayımızı mı çay? Baba çay iki oldu. Birisini ben sana ikram edeyim. Çay. Neyse arada gürültü geliyor, sen bir dönüp bir bak. Yar adıyla başlayayım sözüm. Gülsüz bağda bülbül ölmez kurban. Sözü önce söyleyeyim özüm. Yoksa kalpten kalbe gitmez kurban. Sen senin olmazsan dertlerin biter. Varın yoğunu mürşidiler. Ustanın elinde kötü kol yeter. Teslim olan zarar etmez kurban. Güvenme kendine ben oldum diye. Şenler, hamamlar, bir düşün, niye? Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye. Bir tövbeyle bu iş bitmez kurban. Hizmet yoksa himmet olmaz, bu kesin. Hem hizmet nimettir, böyle biraz. Gayret et, gönle gir. Benim bir besim, sultan kölesine atmaz bunu. Yap dediğini yap, emrine göre. Bu iş bensiz olmaz deme boş. O el tutmuşsa insan bir kere nefsini hesaba katmaz kurban. Günahtı, sevaptı. Bunlar boş hesap. Her neyi yaparsan Allah için. Allah'ın işidir bu hesap kitap. Aşıklar kar zarar gütmez kurban. Dua kabul, niye sıddıkın ahı? Ne dedi Hızır'a Nakşibend Şah'ı? Hatırla, idrak et, anla bu dağı. Ben sadık demek yetmez buna. Sadakat ne derse doğru demekmiş. Onsuz doğrulara eğri demekmiş. Sadaka, sıddıkın bağrı demekmiş, ciğer yara, duman tutmaz duman. Er olmak isteyen serinden geçer, bir saki elinden badeyi içer. Seç deseler, yarın zehrini seçer, ağrıya bağrı tatmaz duman. Sözün özü, derdin net bir cana. Yâre can ver ki, can yâr olsun sana. Serdar isen, serini koy meydana. Kurbanlara bıçak tutmaz kurban. Kurbanlara bıçak tutmaz kurban. Bir mevzu anlatıp son bir şiirle bitiriyoruz. Mevzu şudur o,
Bunu gerçi bu seneki programlarda anlatmayacağım diye kendi kendime karar aldım ama anlatayım. Bu programlarda anlatayım. Bir istisna olsun. Hadi güzel olmuş. Şimdi evet. Çok hoşuma giden bir hadisesi de. Peki yüksekçe bir dağ başı. Adam ellerini altta yatmış. Orada türkü söyleyerek dolaşıyor. Fakat bir tarafta uçurum. Dik bir kaya. Ben türkü söylüyorum. Nasıl ettiyse bir an boş bulunmuş. Ayağı kaymış. Aşağı doğru yuvarlanıyor. Bir daldan tutmuş. Yukarı bakmış. Çıkmaya imkanı. Aşağı bakmış, düşse parça parça olacak. Çaresiz bağırmış. Kisme yok mi? Ama kisme yok. Bir daha dinleyin. Kisme yok mi? Yani kisme yok. Şimdi adamın halini bir düşünün, bir empati kurun adamın halini. Gerçi empati kurmayın. Hem hal, empati, batı medeniyeti ifadesi. Yani kendini karşıdakini yerine koymaya çalışmak. Hem hal, bizim medeniyetimizin için bizzat karşıdakini kendisi olmak demek. Biz hem halde. Can tatlı, parmaklar çözülüyor tek tek. Korkudan ses kısılmış, aşağı düşse ölecek, sesini kimseye duyuramıyor, son bir gayret bağıracak. Kisme yok mi? Hani kul sıkışmayınca Hızır yetişmemişti. Hızır Aleyhisselam demiş. Başını kırmış. Evladım demiş, ben Hızır'ım. Seni kurtarayım. Şimdi burada bir parantez açalım. Bir yerde bunu anlatıyorum. Köşeden biri bağırdı. Abi Hızır öyle konuşmuyor ki. Bunu diyen adam ya Hızır'dır ya da Hızır'ı görmüş. Ben gittik yere döndüm. Dedim ki nasıl konuşuyor? Şöyle konuşuyor. Sonradan hak verdim, siz de hak vereceksiniz. Böyle. Evladım, ben Hızır'ım, seni kurtarayım. Şimdi çocuk haklı. Bütün, bakın o TGRT'nin maddiyle çektiği bütün evliya filmlerindeki evliyanın dublaj sesi budur. Değil mi? Şimdi bir köşeden genç dermiş girer, ben sizi bir yandırıyorum. Gel ya. Ses bu. Leyla Mecnun filmlerini hatırlayın. Orhan Gence var. Arslan altında türkü söyler. Gülşen Mutlukoğlu bırakmış gitmiş. İhtiyar biri de bulutların arasından çıkar. Özürüm her abi. Sizin nikahınız daha ceylanların başında çocukken kıyıldı ya. Hep de aynı ses. Şimdi çocuk öyle söyleyin de gayri ihtiyar ben şeye gittim. İnsan yaptığı işten etkileniyor, normali de taşıyor. Şimdi bu evliya filmlerinde bu dublajı yapan adam normal evde nasıl? Sabah kalkmış. Günaydın. Allah altına ne var bunun? Karısı gayri ihtiyarı toparlanıyordu. Ulan abi ben Allah dostoya gönderdim. Yani. Daha bir adım öteye gidin. Şimdi evli çiftler birbirine zamanla birbirine benzer. Şimdi kadın da onun gibi. Mesela bir örnek vereyim. Bir tane çok sevdiğim bir hocamız var. Bir profesörümüz var. Şöyle bir soru soruldu kendisine. O da bir cevap verdi. Onu söyleyeyim kim olduğunu anlayacaksın. Dediler ki hocam Türkiye'de demokrasi var mı? Cevabı şuydu. Bu sualinize hani renkliğin kavramlar hocamın siz müçtehit misiniz sualine verdiğin cevapla cevap vereyim, müçtehidim diyorum demiyorum, müçtehid değilim demiyorum diyorum. Şimdi bakalım, hoca böyle konuşursa normal bir şeydir. Çok da güzel bir hale var. Kezban Hanım da böyle konuşuyor. Değil mi? Kezban Hanım da böyle konuşuyor. Bu meseleye bakarsa ondan sonra aynen
benzeşiyorlar birbirlerine zaman. Bir de bu işlerin sıkıntısı şu, mesela adam rüyasında Hazreti Hamza'yı görüyor, sabah kalkıyor karısına diyor, ya hanım Hazreti Hamza'yı gördüm ama herhalde o değil diyor. Niye diyor? Ne bileyim, yok Tarık Ülgün'dekine hiç benzemiyor. Şimdi Anton Kuyu'yla benzemediği için adam rüyada gördüğünün Hazreti Hamza olmadığını düşünüyor. Bilinçaltına böyle şeyleri diye, neyse bizim adam düştü buraya zaten. Yine Hızır gelmiş, adam öyle perişan. Başında durmuş, demiş ki ben Hızır'ım, seni kurtarayım mı? Adam mutlu olmuş, elhamdülillah demiş, daha ne isterim? Ama demiş bak, bundan sonra sen abdest al, namaz kıl, Allah dostlarını sev, güzel bir adam ol falan. Adam bakmış yukarı, son bir böyle gayretini toplamış. Başka kisme yok mi? Bu da böyle. Hakikaten tabimiz de böyle. Deriz ki hani benim Recep Fazıl Üstad'ın güzel bir ifadesi var. Kim var diye sorulduğunda sağına ve soluna bakılmadan ben varım diyebilecek bir gençlik. Gençliğe hitap açısında öyle tarif ediyordu işte. Şimdi her bir şeylerin yanlış gittiği hususunda herkes mutabık. Ama düzeltmek için kim var deyince herkes bir başkası gelsin de düzeltsin diye bekliyor. Siz düzeltmezseniz başkası düzeltmez. Evet, şimdi kisme yok mu falan dedik ya, benim acaba sıkıntı var diye mi geldiler? Son bir şiir de bitirecektik, son iki şiir olsun. Bir Bedir Rahmanoğlu şiiri, ondan sonra da Necip Fazıl'dan bir şiir Allah'a sunmak diye. Bu da güzel şiirdir. Önde zeytin ağaçları, arkasında yağar. Sene 1946, mevsim sonbahar. Önde zeytin ağaçları, ne? Ne? Dalları neyle? Yağar yoluna dökülmedik, dillerimek. Yağar, seni kara saplı bir bıçak gibi sinirleme saplıdır. Değirmen misal edilmiş. Sevda değil, bu bir ışığı. Yer görmeyi darmadan tel tel çözülüp kalmış. Yar, şahımın çiftliği derken gözümün böreğine sitem. Tabii bağırmanın da şiirin gittiği demek. Bakın, ha, unuttum. Yani, hani hafızayı döşen isyan eden mahimdir. Bakın, diziye koşan. Şimdi, gittiğim yerlerde son zamanlarda bunu hatırlatmaya gayret ediyorum. Hani belki şimdi öğretmenler var, belki öğrenciler var, şiir okuyacak olanlar var. Ben yani Necip Fazıl'a çıkıyorum. Üstad'a çok sık. Üstad'a birer Fatih'e okudum. Bu kadar söylemiştim. Necip Fazıl'ın ruhuna değil, birer Fatih. Diyordu ki, bir şey kamil zıddının ne olduğu bilinmeden bilinmez. Mesela, mikrofon ya da şöyle söyleyeyim, su ne değildir? Kedi değildir, dağ değildir, mikrofon değildir, ayakkabı değildir, insan değildir. Su kendisinden başka her şey değildir. Ama bir tek şey de özellikle suyun kamil zıddıdır, ateş şeyidir. Ateşin ne olduğu bilinmeden suyun ne olduğu bilinmez. Şimdi şiir nasıl okunmaz sorusunun onlarca cevabı var. Hissiz okunmaz, yapmacık okunmaz, şöyle okunmaz, ağlayarak okunmaz filan falan ama en son tahlilde nasıl okunmaz? Bağırarak okunmaz. Şiir kendi iç ahengi içerisinde bir şeyleri zaten anlatır, söyler.
hafif ses tonunuzu yükseltir, hafif düşürürsünüz. O olması gerekeni verir. Ama şimdi okullar arası şiir okuma yarışmaları, çocuk çıkıyor, korkma, sönmez bu şafaklar. Dediği anda on ilçe birimiz. Öp olan ne diyor? Şimdi böyle, hakikaten böyle şiir okumamız. Ne olur? Hem gençlere, genç bu ta ufaklıktan geliyor. Ha. Küçücük ilkokul 2'ye giderken çıkartıyorlar sahneye, okuyorsun bir şiir. Ben de okudum. Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan, oralardan geliyor. Ama bir bağırarak şiir okumayınız. İki, okuyana da çok fazla prim vermeyiniz. Şimdi yeri geldiğinde bağırılır. Mesela Rıfat mı zannediyor? Rıfat bir şiir okudu. Bir iki yerde ses yükseldi. Hafif gene fazlalık vardı ama şık durdu. Mehmet nerede? Burada mı? Mehmet bir şiir okudu mesela. Tüylerimiz diken diken oldu. Burada olmasaydı söyleyecek miyim? Şimdi hakikaten çok güzel. Şimdi bu şuna benziyor. Mesela bir adam sürekli önüne gelene delikanlılık yapar, önüne gelene posta koyar, racon keserse delikanlılığının bir manası kalmıyor. Ama arada bir şöyle durur, an gelince kaşını bir çatarsa o zaman yakışıyor, çıktırıyor. Şiirde de öyle. Sakarya Türküsü'nü okuyacağım da onun için bu kadar çok şey söyledim. Buna ne olur? Dikkat edelim. Bu şiiri okumadan önce vedamıza edelim. Kıymetli Ocak Başkanımıza. Ben yıllardan sonra bir ocakta bugün oturup 8-10 bardak çay yarım paket sigara nasip oldu. Çok mutlu oldum. Yani orada oturduğumuz arkadaşların kültürü, duruşu, binanın hali, ayrılan yerler. Şöyle bir sıkıntı var diye düşünüyordum. Erenliğe çalışanların alt tarafları hep eksik kaldı. Kendi içine doğru eğildiler. Boyunları çok büküldü. Diğer taraf eksik kaldı. Delikanlılık peşinde koşanlar da hep gönüllerini ihmal ettiler. Bu şöyle düzelir diyordu. İkisini bir araya getirecek bir nesil lazım. Bugün hem Sayın Başkan, hem oradaki arkadaşlar, zannediyorum ki gelip gidenler böyle, öyle bir nesli geleceğinin ışıltılarını görmüş olmak beni çok mutlu etti. Onun için bu arkadaşlar onlar için olsun. Tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin inşallah. Amin. Bu güzel organizasyonda sizinle birlikte olmak çok güzel. Sabırla dinleriz. Bir 10 dakika ara verebilsek 1,5 saat daha konuşurum. Vermeyin. Hiç ara verip giderdik. Tadını da bırakalım. Olur mu? Tadında kalsın. Belki blöf yapıyorum. Bir anlatacak şeyim bitmiştir falan. Niye mahcubuyorum? Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tahammül edinleriz. Sağ olun. En son Üstad'ın Sakarya etkisiyle bitirelim. Program başladığı gibi bitmiş olsun. Sakarya'da Mehmet Necip Fazıl bir ırmağa malumunuz olduğu gibi seslenmiyor. Sakarya bu milleti tek tek derdi olan her ferdi. Onun adını Sakarya koydu ve ona bir şeyler söyledi. Bu şiiri öyle zannediyorum ki Üstad yazarken Sakaryalı'nı gözünün önüne alarak yazdı. Siz de dinlerken ricam olur. Size söylüyormuş gibi dinleyin. Sakarya sizsinizmiş. İnsan su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan bereli, öbür yanda sakar. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak. Benim sağlık yazı, yokuşlarda susam. Her
şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Olaklar için birinden korkar, birinden ki. Akışa demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan orta bak, bu inen suya. Fakat sakar yavaş, yokuş mu çıkıyor be? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya, sana mı düştü bu yük? Bu dava o, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, bin bir başlı kartalı nasıl taşıklanır? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal, hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de var. Yalnız acı bir nokta, zehirle pişmiş aştan ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dönür Sakarya, dönmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşlere an. Hani Yunus Emre'ki kıyımda geziyordu? Hani ardına çil çil kubbeler serpen oldu? Nerede kardeşlerim? Göbek Nil, yeşil Tuna, giden Şanlı Akıncı, ne kubbeler yurtuna? Mermerlerin nabzında hala çakal tekbir, bulur mu deli rüzgar o sadayı Allah bir? Bütün bunlar sendedir. Bu girift bilmeceler Sakarya, kandillere kaptan döktü geceler. Vicdan azabına eş kayna, kayna Sakarya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında payı. İnsan, 3-5 damla kan, ırmak, 3-5 damla su. Bir hayat açıktır ki, hayata kurmuşuz. Kendi ömrü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşler, sizi kim bilinecek? Kaf dağını assalar, belki çekerde bir kıl, o ifritten sualin kılını çekmez. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi kimiz kaldık Allah yolunu? Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, öğrenmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz, sen kıvrıl ben gideyim. Son peygamber kılavuz, yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründüm, ayağa kalk, sakal. Tekrar teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sunucu kardeşime sözü bırakalım. Kıymetli misafirimize ve değerli hocalarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda yeniden buluşmak ümidiyle esen kalın. İyi akşamlar.